parayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Benim hayatım kabusla başladı ve o zaman bir yemin ettim. Dedim ki bir gün bir yere gelirsem bir tane kız çocuğu dahi çocuk olarak gelinlik giymeyecek. Bu sözler çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilen ve aile içi şiddete maruz kalan Diyarbakır Merkezi'nin tek kadın muhtarı Dilek Demir'e ait. Benim hikayem 14 yaşında başladı. Orta ikiye gidiyordum, 14 yaşındaydım. Önlük üzerimdeydi. Okuldan geldim, babam beni yanına çağırdı. Ve dedi ki, akşam misafirlerimiz var. Dedi ki, seni istemeye geliyorlar. Ve ben onlara söylemişim, seni vereceğim diye. Yani o an benim bitiş anım, yıkılma anım ve dünyam karardı gerçekten. Orta ikiye gidiyorsun, daha çocuksun, daha sokakta oynuyorsun. Nasıl bir anne olacaksın, nasıl bir ev hanımı olacaksın, nasıl çocuk doğuracaksın, daha zaten kendin çocuksun. Kendimi yerden yere vurdum, itiraz ettim. Ne yaptımsa hiçbir itirazım para etmedi. O bildiğini yaptı. Dilek Demir iki dönemdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde muhtarlık yapıyor. Kendisi gibi zorluklarla mücadele eden insanlara ulaşabilmek ve onların sorunlarına çözümler bulabilmek için çareyi mahallesinde bir öncü olarak çalışmaya başlamakta bulmuş. Muhtar olduktan sonra bir gün muhtarlığın kapısından bir eskici geçiyordu. Eskicinin üzerinde bir kutu vardı. Dedim bunu bana satar mısın? Dedi muhtar abla al öyle bana lazım değil zaten. Aldım onu muhtarlığımın kapısına astım. Üzerine dilek şikayet kutusu diye yazı yazdım. Dedim ki olur da mahallede tanıyan insanlar var beni, tanımayan insanlar var. Dilek şikayet kutusu olarak da bana ulaşsınlar diye. Ve o kutuya 80 tane ihbar geldi. Diyarbakır'ın her yerinden. Orada 40 tane kız çocuğu zorla evlendirilen, 25 tane aileleri, çevreleri veya akrabaları tarafından istismar edilen çocuklar. 15 tane de madde bağımlısı, kurtar abla yazmışlar. Biz bu 80 tane çocuğun hayatına dokunduk. İnsanlar size her şeyi anlatmak istemeyebilir. Ben de bunun için kutuyu astım diyen Demir, gelen ihbarlar üzerine harekete geçiyor. Dilek Demir mahallesinde çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler, madde bağımlılığı gibi sorunların çözümü ve sosyal yardım gibi konularda öncülük etti. Çocuklarını zorla evlendirmek isteyen ailelerin evine misafir oldum. Onlara kendi yaşadıklarını anlattı. Onları ikna etmeye çalıştı. Bugüne kadar 80 kişinin hayatına dokunduğu ve dokunmaya devam ediyor. Dilek muhtarımız her zaman bize destek oldu, her zaman destek çıktı. Ne konuda olsa, kız tarafı olsa, oğlan tarafı olsa, bu kötü maddede de bizim gençlerimize yardımcı oldu. Dilek Demir sadece çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilen kız çocuklarıyla ilgili değil. Hayatlarının farklı dönemlerinde çeşitli sorunlar yaşayan onlarca çocuğun da hayatına dokundu. 5 yıl önce Dilek Muhtar'la tanıştık. Mağdur bir haldeyken elini bana uzattı kendileri. Şu an buradaysamsa, farklı bir yerde değilsemse onun sayesindedir. Onun hakkını hiçbir zaman ödemem. Ben aile yapısı nedir bilmem. Aile ne olduğunu bilmezdim. Aile nasıl bir şeydir hiç bilmezdim. Dilek Muhtar'ı tanıyıncaya kadar. Rabbim bana nefes verdiği sürece ben yine bu davayla mücadele etmeye devam edeceğim.
Dilek Demir, çocuk yaşta erken ve zorlu evliliklerle mücadelenin yanı sıra madde bağımlılığı ve insani yardım konularında da bölgede önemli çalışmalar sürdürüyor. Hiçbir kız çocuğu benim yaşadıklarımı yaşamasın ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine karşı toplumsal dönüşüme öncülük eden Demir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan bireylerin de hayatlarında fark yaratmaya devam ediyor.